Cumhuriyet bizim cumhuriyetimiz. Başka cumhuriyetimiz yok. Başka vatanımız yok. Başka vatanımız yok abi. Başka vatanımız yok. Ben kucaklayacağım. O kucaklayacak. Terörü kucaklayacak. Şaşırdım ya. Ulan nereden çıktın sen? Yürü anca gidersin. Vay şaşırdım ya. La Türkiye'nin kardeşim, Türkiye'nin demokrasi, hukuk devletinin sigortası Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu adam bir şey yapmadıysa, bu adam yapmadığı bir şeyleri kimse kullanmasın. İstemeyenler kullanmasın. Çok sağ olun. Arkadaşlar bu adam bir şey yapmadıysa, bunun yaptığı işleri hiç kimse kullanmasın o zaman. Ya abi Erdoğan'ın yaptığı bu hizmetleri görüp de gidip de altılı masada HDP'yle işbirliği yapan insanlara mı vereceğiz? Yani bu Türk halkı bunu görmüyor mu? Yani Erdoğan'ın yaptığı o tüneller, köprüler, efendime söyleyeyim, yer altını deldi, deniz üstünü deldi, İHA'lar, SİHA'lar. Ya askeri gemi, askeri gemi. Ben 30 sene evvel askerde Bahriye'ydim. İspanya'ya gittiğimde bir gemi gördüm. Dedim ki ya Cenab-ı Allah bize böyle bir gemi nasip edecek mi? Emin ol şu an o gemi var ya. Yani benim 30 sene evvelki hayalimi gerçekleştirdi. Ya ben Tayyip Erdoğan demeyeceğim de kim diyeceğim ya? Emekli yaptı, her şeyi verdi, her şeyi veriyor. Adam ya hasta olmasına rağmen halen mücadele ediyor. Yani Allah başımızdan eksik etmesin. Gittiği zaman var ya, yemin ediyorum bu ülke kaosa girer. Ya bu altılı masada kim var yönetecek ülkeyi ya? Kime vereceğiz de yönetecek bizi? Ya yok böyle bir şey abi. Allah huzuruna veririz. Alamaz abim Kılıçdaroğlu. Ya abi Kılıçdaroğlu'nun vasfı ne? Yeteneği ne? Merdivene çıkıp da tersinden binen değil mi? İki kelimeyi şey yapan değil mi? Gaziantep'e gidip de adam orada diyor ki burası Gaziantep değil. Orada ya bilmiyorum. Sizler ne demek istediğimi anlıyorsunuz ya. Sağ olun. Abim Cumhurbaşkanı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Herhalde Tayyip Erdoğan. Erdoğan diyoruz. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kesinlikle Erdoğan. Neden abim? Bir kere istikrar. Baştaki kimse, bu zamana kadar kimse yöneten yine o insan olmasında fayda var. Çünkü istikrar çok önemli bizim için. Koalisyonları gördük. Yaşımız belki o kadar fazla değil. Ama koalisyonlardan bu ülkeler her zaman çekmiştir. Ülkemiz her zaman çekmiştir. Düşünün ki bir şey satılacak. 6 tane adama soracağız ki bu kabul ediyor musun? O etmiyorum. Ediyorum diyecek. Biri diyecek ki yok olmaz. Yok sarı olsun. Kırmızı olsun. Uzlaş olmayacak. Kaos olacak. Kaosun sonunda olacak olanları söyleyeyim ben size. 15 Mayıs'tan sonra olacakları söylüyorum. Diyelim ki Kılıçdaroğlu geldi. Güzel. Başımızda o adam var. Türkiye 25 parçaya bölünecek. Kürdistan, yok İstanbul Cumhuriyeti, yok bilmem ne olacak. Ulusal İstanbul Sözleşmesi'ni kabul edecekler tekrar. Yani Kılıçdaroğlu'nun oğlu kızı var mı bilmiyorum ama oğlunun lezbiyen ya da ibde olmasını herhalde yani, görmez herhalde. Ama bu İstanbul Sözleşmesi'ni kabul ederse oğlum sen ibnelik yapabilirsin, sen lezbiyenlik yapabilirsin. Aferin kızım çok güzel aferin mi diyeceğiz. Yani bunlardan o şimdi, dolayı Erdoğan'a devam diyoruz. Erdoğan'ın devam ayrıyette 319 milyon dolar bilmem bir yerin getirecekmiş. Nereden getirecek bunu? Uyuşturucu baronlarının parasından getirecek buraya. Ya burası para aklıma yeri mi? Hani adalet nerede? Yani bu nasıl bir şey? Sonra yanındaki 6 tane adam ya kesinlikle HDP'nin bir şekilde uzantısı olan bir adamla masaya oturulmaması lazım. O Temel Karamollaoğlu'na şaşıyorum. Ya o adam ya senin partini 8 bin kere kapatan bir adamı sen kendi il binanda Cumhurbaşkanı adı olarak ilan ediyorsun. Ya böyle bir şey saçmalık olmaz. Yani sen bir kere ondan kafa olarak aynı değilsin. Ama niye? İsrail rahat durmuyor. Mossad rahat durmuyor. CIA rahat durmuyor. Amerika rahat durmuyor. İstiyorlar ki tamam Türkiye'de kaos çıksın. Efendim NATO olarak NATO müttefikiyiz. Diyecekler ki biz NATO müttefikiyiz sizi koruyalım. Korumak yok, işgal edecekler. Amerika gelip çekiş güç eskiden yapamadığını şimdi yapacak diye ayıracak, ayrıştıracak, Kürdistan devleti kurduracak. Zaten amacı o. Amacı o Doğu Anadolu, Güney Anadolu. Zaten Doğu Anadolu'da kurduracaklar. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Başkanım diyen kim kardeşim ya? Yapmayın ya. Önemli. Önemli. Benim söylediğim bu. Benim söylediğim bu. Cumhuriyet. Cumhuriyet bizim cumhuriyetimiz. Başka cumhuriyetimiz yok. Başka vatanımız yok. Başka vatanımız yok abi. Başka vatanımız yok. Ben kucaklayacağım. O kucaklayacak. Kucaklayacak. Şaşırdım ya. Ulan nereden çıktın sen? Yürü anca gidersin. Vay şaşırdım ya. La Türkiye'nin kardeşim Türkiye'nin
demokrasi, hukuk devletinin sigortası Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Kendisi bırakın la Hürriyet Partisi Allah. Ha şimdi ne diyorlar efendim? Ha o şey FETÖ'cünün bir numaralı bakanı ne diyor? FETÖ gelecekti. Bunlar FETÖ'cü. Lan adamın FETÖ'nün bir numaralı adamlarına bak ya, Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Kılıçdaroğlu'ndan beklentin nedir abi? La Türkiye'ye gelmiş en dürüst insan. Ben AK Parti'ye iki dönem oy verdim kardeşim. Yapmayın ya. Türkiye'ye satmışlar, gitmiş de hala adam ne diyor? Şey gelecek Doğu. Amerika Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir numaralı düşmanı diyor ya. Yapmayın ya. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğe gitti. Fabrikalarımız kapanmış, limanlarımız bedava verilmiş. La 1,5 milyar dolara. Yapmayın ya. La 1,5 milyar dolar Osman Gazi Köprüsü'ne arabadan geçiyorsun. 184 lira, 800 lira devlet cebinden veriyor. Özel yaptı, Demirel yaptı. Bunların yaptığı bir Osman Gazi Köprüsü'ne rahmeti Demirel'den hiçbir olsaydı 6 tane yapıyor. Yapmayın ya. Abi İHA'lar, SİHA'lar toplar. Lan ne olur onda? Herifler orada oyuncak oynayırlar. Bir tane gemi almış orada. La o geminden ne olur? Hiç, abi karga la karga bile konmaz ona ya. Karga. Ha onunla savaşa gidelim biz nereye gidiyoruz? Lan SİHA'lar 300 400 bin kilometre yol yapıyor, gidip geliyor. Almış koca elamet bir şey. Efendim şey nedir uçak gemisi de uçak gemisi Amerika'nın var uçak gemisi ama onu kollayan denizaltısı o savaş gemileri onu kolluyor. Adam bunun içine la karga bile konmaz ona. Aha gemimiz var. Aha araba almışız. Bir şey ne diyor Tokyo. La aldın arabayı arıza yapsan nerede yapacaksın? İtalya'ya gideceksin. Bundan buraya nasıl geleceksin? 400 kilometre gidiyor. Hem de ne diyor adam bana? 1 milyar 200 dedi fiyatı. Ulan 1 milyar lira 300 milyon lira bir Doğan arabası ya. La hep abi, yalan, hep doğalgaz, yalan. Bir yıl bedava. La 100 milyar 2002'de. Doğalgaz abi. La ne doğalgazı? Bedava değil, ne bedavası? %100 yok 25 metreküpü. %164 zam yapmış doğalgaza. Bunun %25'ini düşüyor. %150. Üretiliyor abi, daha çıkacak. Bak çıkacak inanıyla kardeşim. Ya güzel kardeşim. Bedavaydı, bedava, bedava. Bilal, bak şimdi Bilal Erdoğan ne dedi? Erdoğan dedi uzaya göç şeridi yol yapsa bu millet inanır. İnanıyorlar kardeşim. Yapacak hiçbir şey yok. Abi Trabzon'dayız. 69.4 oy verdi Trabzon abi. Vallahi şimdi güzel. La güzel kardeşim. Gene aynısı olur. Gene aynısı olur. Hiçbir değişiklik olmaz. Trabzon akıllanmaz. Trabzon akıllanmaz. Ha şimdi abi konuşturacaksan bu gençleri konuşturacaksın. Konuşayım abi. CHP iktidarını konuşalım abi. Abi gel. CHP iktidarı dediniz. CHP'yi savundunuz. Düne kadar Kılıçdaroğlu çıkıp dedi ya. Bir metrelik bez parçası başörtüye. Ne? Din düşmanları bunlar abi. Nasıl çıktı? Bak, bir Erdoğan saniye. Diyoruz değil mi kardeşim? Tabii ki de Erdoğan ya. Cumhuriyet nasıl çıktı? Anayasayı nasıl kabul ettiler? Ya abi bir saniye. Düne kadar nasıl çıktı? O Kılıçdaroğlu olmasa nasıl çıkacak diyor yasa? Düne kadar CHP iktidarında Kılıçdaroğlu değil mi? Altılı masa dediklerinde. Heh. Ailesinde annesi babası Müslüman olan bir tanesini söyle bana. Şimdi sen bir burada, tanesini söyle biz burada ırkçılık mı yapıyoruz? Yok ırkçılık değil. Şöyle yapalım. Yok. Biz Müslüman ülkedeyiz. Biz Alevi, Müslüman ülkedeyiz. Benim vatandaşım, Daz da benim vatandaşım, Çerkez benim vatandaşım. Benim bir saniye. Irkçılık değil. Benim teyzemin başına yumurta attılar. Başörtü takıyor. Kardeşim, nasıl? Nasıl? Kaç. Abi yaşım ben kaç. Kendim. Yaşın kaç? Kurban olayım. Benim yaşım 60. Bak benim yaşım 60. Kurban olayım. Ya doldurmuşlar seni. Seni doldurmuşlar. Yapma oğlum. Yapma. Bak üniversite okuyor musun? Ben de 62 yaşındayım. Niye dolduruyorsun? Ne yaptın 80 sene ne yaptınız kardeşim? 80 sene ne yaptı adam? Yaşından ezme adamı. Yaşından adamı ezme. Yapılanlara bak. Bak şu dünyaya bak. Etrafa bak. Bir saniye abi. CHP döneminde. Kendi adamınız bile diyor ki artık yeter bitti o bunlar işecek. Ne yapıyorsun? Bir şey mi yapıyorsun? Abi. Ne yapıyorsun? Bana bak. Ben emekliyim. Kasaba gidiyorum. 300 lira eti kilosu. Kaç lira? Kilosu 20 lira. Kaç? Soğan 30 asgari lira. Asgari kaç lira oldu? Bırak asgari. Sen bana bak. 2000 lira aylık almazsın ha. 30 lira olmuyor. 10 lira olmaz. Kaç para 30 lira? Kaç lira? 8500 lira aylık alıyorsun be. 8500 lira şey asgari ücret alıyorsun. Abi bu vatanı bölmeye çalışıyorlar tamam mı? Bak şimdi. Türk ayrımını yapar. Bir saniye. Türk ayrımını yapar.